Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezine hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak başlıyoruz bültenimize. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması olunca 1 Mayıs sokakta dün kutlandı. Bugün ise demeç ve mesajlarda vardı 1 Mayıs. Şimdi önce onlara bakacağız. Covid-19 tedbirleri çerçevesinden bu yıl meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle siyasiler kutlama ve temenni mesajını sosyal medyadan yayınladı. İşçi ve emekçi tarafından kutlanan ve 2009'da resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bürokratlar, siyasi partiler, STK'lar kutlama mesajı yayınladılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, emek ve alın teriyle rızkını kazanan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık görevlilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Hep birlikte nice sağlıklı günlere dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise mesajında kalbi ülkesiyle atan, samimiyetle üreten tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlara diliyorum şeklinde mesaj yayınladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise mesajında adil, özgür, barış dolu bir gelecek işçi ve emekçinin omuzlarında yükselecek. Halka hizmet için alın teri döken çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm işçi ve emekçi arkadaşlarımın bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, emek kutsal, hizmet inançtır. Ekmeğine alın teri katan bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun diyerek mesaj verdi. Altso Başkanı Mehmet Şahin ise mesajında ücretliye, işçiye hakkını teri kurumadan önce veriniz. Hadis-i şerifini paylaşarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, emeğini alın teriyle yoğuran tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise mesajında Türk işçisinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun dileğinde bulundu. Alanya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Açıklamada sağlıkçıların içinde bulunduğu durum anlatıldı. 1 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması sebebiyle kutlamalar 30 Nisan'da gerçekleştirildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki meydanda yapılan etkinliğe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri katıldı. Bugün getirdiği anıları mücadelenin bedeli 2001-2020 yılı 1 Mayıs'ına giderken ekonomik kriz bir yandan, salgın bir yandan, açlık, yoksulluk bir yandan bu ülkenin emekçi kesimlerini vurmaya devam ediyor. Biz sağlık emekçilerinin payına düşenden döner sermaye adı altında adaletsiz bu uygulama, her gün uğradığımız şiddet, aşağılama, kadınlara ağır çalışma, yok sayılma. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Alanya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcisi Zehra Ayata, 1 Mayıs 1977 yılından bu yana geçen 43 yılda ölenlerimizi hiçbir zaman unutmadık dedi. Nöbetlerinin çift mesai sayılmasının, personel ayrımının arasında doktor, güvenlik görevlisi, hizmetli personel, hemşire, ebe gibi ayrımlar olmamasını istiyoruz. Törene katılanlar 1977 yılı Mayıs'ında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 77 1 Mayıs'ından geçen 43 yılda ölenlerimizi unutmadık. Bugün bir kez daha 1 Mayıs, başta 1 Mayıs 1977 katliamında ölenleri almak üzere Covid salgınında ölen arkadaşlarımızı almak üzere öncelikle bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Hayranı devrimin şanlı yolunda ilerleyen.
Efendim, Efendim, eğitimsel Eğitim Alanya Sen Alanya temsilcisi Sayın Ali Koca canlı yayın konuğumuz ve kendisiyle 1 Mayıs'ı konuşacağız. Sayın Koca, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Alanya Eğitim Sen Şubesi adına herkese, tüm izleyenleri selamlıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Koca, bugün 1 Mayıs. Öncelikle 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi, 1 Mayıs 2020'de nasıl geçiyor? Ne söylemek istersiniz bu konuda? Onları alabilir miyiz? Onları öğrenmek isteriz. 1 Mayıs sadece ülkemizde değil, bütün dünyada işçilerin, emekçilerin, çalışanların, çalışamayanların, işsizlerin, derdi olanların bir günüdür. Devlet de bunu bütün dünyada işçilerin günü olduğu için bizim ülkemizde de kabul etmek ve resmi tatil olarak uygulamak zorunda kaldığı bir gündür. Dolayısıyla hem ülkemizde hem dünyada bütün çalışanların dertlerini, taleplerini dile getirdiği bir gündür. Ama korona vesilesiyle bütün dünyada simgesel olarak 1 Mayıs'ları kutlamaktayız. Bu nedenle öncelikle koronadan ölen hem ülkemizde hem dünyadaki insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan yine binlerce, milyonlarca insanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sayın Hocam, koronavirüs demin de bahsettiğiniz gibi, yani az önce, koronavirüs de şu anda ülkemiz ve dünya aslında ciddi bir savaş içerisindeyiz. Peki bu koronavirüs pandemi süreci işçiyi nasıl etkiledi hocam? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir defa koronavirüs bütün dünyanın kabul ettiği büyük bir salgın hastalık. Böylesi dönemlerinde ülkedeki insanların ihtiyaçlarını karşılayan, çalışmak zorunda olan fabrikalarında, iş yerlerindeki insanlarımızın zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle bu toplu çalışma yerlerindeki insanların koronaya karşı önlem alabilmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekirdi. Ancak biz kamuoyundan, çalışan insanlardan, işçi sendikalarından, işçilerden görüyoruz ki toplu çalışma yerlerinde çalışmak zorunda kalan insanlar bir şekilde korunaksız olarak iş yerlerine gitmektedir. Ayrıca korona nedeniyle küçük esnafın yanında çalışan insanlar, iş yerleri kapatılmış olan onlarca, yüzlerce, binlerce iş yerlerinde çalışan ama bugün çalışamayan insanlar da evlerine kapanmış durumdadır. Dolayısıyla böyle durumlarda biz devletin gücünü hissetmek isterdik. Yani bir IBAN numarası dağıtıp da halktan yardım isteyip ben işte çaresizlerin derdini göreceğim demek yerine aslında IBAN numaralarımızı isteyip evlerinde ihtiyacı olan, çalışamayan, evlerinde kapanmak zorunda kalan insanların ihtiyaçlarını böyle durumlarda devletin ihtiyaçlarını karşılamasını isterdik. Çünkü sosyal devlet normal çalıştığımız zamanlarda zaten ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ama ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız olağanüstü durumlarda da her gün çalışan ve her gün vergilerini düzenli olarak devlete yatıran insanların beklentisi sosyal bir devlet olarak insanların açlığının, yokluğunun, yoksulluğunun giderilmesi, hissettirilmemesi gerekir. Dolayısıyla dünyada da görüyoruz ki birçok devlet halkın IBAN numarasını isteyerek ihtiyaç sahiplerine evinizden çıkmayın, size ben bakacağım. Dolayısıyla hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki bu hastalığı atlatalım demektedir. Ama bizim ülkemizde tam tersi olmakta. Yoksul insanlara, işsiz insanlara her gün mesaj gelmektedir. Onar lira para verirseniz halkın dertlerini göreceğiz diye. Dolayısıyla AKP'nin bu algı yönetimi bence doğru bir yönetim değildir. Evet, televizyonlara baktığımız zaman her yer güllük gülistanlık gibi ama bu televizyonlar sanki kiralanmış bir televizyona benziyor. Yani biz kamuoyundan televizyonları izlediğimiz zaman başka bir şey görüyoruz.
ama yaşamın içerisinde bütün insanların sıkıntılı, zorlu bir süreç atlattığını görüyoruz. Dolayısıyla bu algı yönetimini doğru bulmuyoruz. Koronadan sonraki süreçte de halkımız bu durumu değerlendireceğine inanıyorum. Sayın Hocam, madem böyle bir algı yönetiminden ve aslında gerçek olmadığını yönelttiğiniz, bu noktada görüş bildirdiğiniz bir konuyla ilgili, madem o zaman halkın içinden bir soruyla devam edeyim size. Peki madem böyle bir durum söz konusu, işçinin 1 Mayıs beklentisi ve mesajı nedir hocam? İşçinin 1 Mayıs beklentisi, biz her gün sokaklarda çalışan, şehirlerin, bu toplumun, hatta dünyaya ihraç eden bir toplumun üyeleriyiz. Dolayısıyla böyle günlerde derdimizin açık ve şeffaf olarak meydanlarda seslendirilmesi gerekirdi. Biz Alanya'da bu durumu gerçekleştirdik. Ama Türkiye'nin en önemli işçi sendikaları bugün Taksim Meydanı'na çıktıklarında devletin gücüyle karşılaşıp hayır, bu çelengi buraya koyamazsınız dediler. Biz defa 1977 Taksim Meydanı'nda hayatlarını kaybeden dostlarımızın, işçilerimizin canlarını anmak durumundayız. İkincisi, çalışan işçilerin sorunlarını ifade etmek zorundayız. Çünkü 1 Mayıs işçilerin taleplerinin dile getirildiği bir gündür. Eğer biz bunu topluma aktarabilirsek, toplum da işçilerin hangi koşullarda çalıştığını, hatta işsizlerin, hatta çalışamayanların, hatta çok büyük özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin dertlerini biz burada ifade edebilseydik, toplumumuzla, işçilerimizle önümüzdeki süreçte işçiden yana esen bir rüzgarın olacağını, yeni bir sosyal devletin yaratılması gerektiği konusunda insanları ikna etmeye yönelik bir çalışma yapacaktık. Ama devlet sermayeyi daha rahatlatayım diye, elindeki sermayeye uygun bir şekilde davranayım diye, elindeki varlığı, zenginliği harvunup harvan savurduktan sonra işçilere diyor ki Taksim Meydanı'na çıkamazsınız. Ya biz milyonlarca Taksim Meydanı'na çıkmak istemiyoruz ki. Pandeminin olduğunun bilincindeyiz. Topluma böyle bir problem yaratmayız. Sadece örnek olarak efendim belli kurallar ölçüsünde buraya çıkıp kendi derdimizi ifade etmek istiyorduk. Eğer bugün sermayenin temsilcileri Taksim Meydanı'na bir çelenk koyacak olmuş olsaydı, muhtemelen devletin bakanları da onların yanında olup demeçler vereceklerdi. Oysa Türkiye'nin ekonomisini ileriye doğru götürmek isteyen, bu zor şartlarda ekonomiyi zorla döndürmeye çalışan işçilerin böyle bir talebi karşısında devletin böyle takınmış olduğu tutumu utanç olarak görüyoruz, kınıyoruz. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bizler de hem sizlerin, bu vesileyle de ekranlara başındaki tüm emekçi vatandaşlarımızın, işçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs işçi bayramını kutluyor. Dünya Emek Günlerini kutluyor. Tekrar teşekkür ediyoruz Alanya Posta Medya olarak yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Rica ederim hocam. Teşekkürler. Covid-19 tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Alanya sokaklarına sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işlek caddelerdeki boşluk kameralara böyle yansıdı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek caddelerinden Hükümet Caddesi, Atatürk Anıtı ve Hacet Caddesi'ne sessizlik hakim oldu. Koronavirüsten önce araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Hacet Caddesi'nde de incin top oynuyordu. Atatürk Anıtı önünde bulunan polisler kısıtlamaya ve kurallara uymayan vatandaşları tespit etmek için de kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler sokakta gördükleri yaya ve sürücüleri durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Efendim, bunalıma giren adam evinin camından atlayarak canına kıymak istedi.
Alanya'nın Cikçilli mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali'ye evinin banyosunda bulunan havalandırma camından atlayarak intihar etmek istedi. Olay dün gece yaşandı. Evinin altında bulunan iş yeğenin tentesine çarpan adam ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali'ye yoğun bakımda tedavi alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları ortak düzenledikleri gıda yardımı kapsamında paketleri dağıtmaya devam ediyor. Paketler hazırlandı. Dağıtma görevi ise Cumhuriyet Halk Partili gençlerdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki gıda kulisi dağıtımına Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı'ndan destek sürüyor. Bu ilgili de yine bir toplantı da yapmak isteriz. Zaten yarın da beraberiz. Ben bu vesileyle... Mahalle temsilcilerinin de tespitleriyle çok sayıda ihtiyaç sahibinin bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan, "Biz de büyük şehrin yardımlarına katkı sunmak istedik ve bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için bir organizasyon yaptık. Bu konuda bizi destekleyen ilçe yöneticilerimize, mahalle temsilcilerimize ve bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." dedi. Gençlik kolları olarak adımızı... Bağışçıların yardımları ile toplanan gıda kolileri Cumhuriyet Halk Partili gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli bir yer edinen eba.gov.tr kullanıcılarına sunduğu içeriği zenginleştirmeye devam ediyor. EBA'da ders dışında da çocukların faydalı bilgilerle zaman geçirmesi için açılan sanal müzeler arasında Alanya Kalesi de yer aldı. Müzeleri gezmek kültürel, tarihi ve manevi birikiminize katkı sağlar. Covid-19 nedeniyle ziyaret edilemeyen müzeler sanal ortamdan gezmek mümkün. Evde kal çağrısına uyan çocuklar başta olmak üzere tüm bireyler müzeleri gezebiliyor. Türkiye ve dünyadan onlarca önemli müze sanal ortama taşınarak farklı bir deneyim yaşanmasını sağlıyor. Sanal müzeler arasından gezilen Alanya Kalesi'ni tıpkı diğer müzeler gibi canlı canlı geziyor, hissi veren çalışma sayesinde öğrenciler için alternatif, motive edici bir etkinlik amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ilçesinin 2500 metre rakımlı Söbüçimen yaylasında yer yer 7-8 metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımını açmak için çalışma yapıyor. Toros Dağları'nın eteklerinde 7-8 metreyi bulan karlı yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi'nin 25 kişilik ekibi ve iş makineleri kesintisiz çalışıyor. Gel. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı 26 yaylayı birleştiren grup yollu yörüklerin göç zamanına yetiştirilecek. Ekipler son olarak Gündoğmuş'un Söbüçimen Yaylası güzergahında 26 yaylayı birleştiren grup yolunda çalışma gerçekleştiriyor. Ekim ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan 30 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren kırsal hizmet ekipleri yolun 15 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. "Bizim yaylalarımız burası, Toroslara çıkıyoruz. Bizim mahallemiz Yörük Köyü ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir an önce yaylaya çıkmak istiyoruz. Muhittin Başkanım öncülüğünde yollarımız açılıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz de bizim için çalışan arkadaşlarımızı burada ziyarete geldik." dedi. "Bizim yaylalarımız burası. Buraya çıkıyoruz Toroslara. Biz burada Mayıs'ın 10'undan sonra en geç 10'unda falan çıkarız. Burada Ekim'in 20'si Kasım'a kadar bizim çobanlarımız burada kalır. Çünkü meramız yok. Yani buralara da çıkacağız. Yolumuzun açılmasını bekliyoruz. Hayırlısıyla başkanımızdan da Allah razı olsun açılacak yollar işte. Ekipler de çalışıyorlar.
mücadele. Bundan iyi başka bir hizmet olmaz, başka ne yapabilecek? Çobanlık yaptığını ifade eden Manavgat Karakaya mahalle sakini Mehmet Ali Göktaş ise 300-400 koyunum ve kuzum var. Bir an evvel yaylalarımıza göçebilmemiz için mücadele ederek yolları açıyorlar diye konuştu. 400 koyunum kuzum var. Buraya hala çıkıyorum. İşte Mayıs içinde geliyorum. Eylül gibi falan dönüyorum aşağı. Burada peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Daha da otlatıyoruz. 16 yaşından beri çobanlık yaptığını söyleyen Osman Tuncer de eğer Başkan Muhittin Böcek yaylamızı ziyaret eder, bir ayranımızı içerse çok mutlu olurum dedi. Kollar açılırsa, Allah izin verirse, bize de bir izin verirlerse burayı aşabilirsek ne mutlu Türk'üm diyelim. Her an için Afsalay Yaylası'na buyuru gelirse de bir ayranım içerse de memnun olurum. Söbiçimen Yaylası aynı zamanda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çocukluk anılarının geçtiği yayla olarak da bilinmekte. Efendim burası benim doğduğum ve çocukluk ve gençlik yıllarımda yaz aylarımın geçtiği yaylamız. Söbiçmen Yaylası. Akdağ ve Geyik Dağı'nın eteğinde hemen Antalya ile Konya sınırında Söbiçmen Yaylası'nda doğdum. Gördüğünüz gibi yaylamızın özellikle ova kısmı tamamen doğal çayırlarla, çimlerle dolu. Dolayısıyla ecdadımız da bu ismi vermiş. Bizim çocukluğumuzda tabii böyle evler yoktu. Elektrik yoktu, telefon yoktu. Yine taştan örülmüş, üstü bu bölgede yetişen bitkiler önce, daha sonra da toprak dökülen evlerimiz vardı. Her kış tabii kar çok yüksek yağdığı için, 3 metre 4 metre kar olduğu için o evler yıkılırdı. Yaylaya göçtüğümüz zaman o evleri tekrar biz hep birlikte yapardık. Evet, Sayın Karadağ, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz tekrar. Kusura bakmayın, teknik bir rahatsızlık oldu. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Beni yayınınıza aldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsunuz İşçi Bayramı ve Emekçi Bayramı. İşçi ve Emekçi Bayramları tabii ki emeğinle geçinen herkesin bu bayramını kutluyorum. Aynı zamanda basın emekçisi tüm kardeşlerimin de gerçekten bu zor günler içerisindeki vermiş olduğu mücadele ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem kutluyorum hem de tüm basın emekçilerin ve aynı zamanda sağlık emekçilerinde 1 Mayıs emek ve işçi bayramı ve emekçi bayramını canı gönülden kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, öncelikle bir soru yöneltmek istiyorum size. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünde bir takım iddialar gündemde. Yani ilçe örgütüne karşı ve ilçe örgütünde. Neler oluyor? Bir istifa konuşuluyor Sayın Başkanım. Böyle bir durum mudur? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biliyorsunuz biz seçime 16 arkadaşla beraber seçim öncesi Atamay'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geldik ve burada bir yerel seçimi atlattık. Yerel seçimlerden sonraki dönem içerisinde yaklaşık 4 ay önce de kongremizi yaptık ve bu kongremizden 2 ve 3'lü rakip olarak girdik ve diğer rakiplerimiz de çok medeni bir şekilde ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir şekilde seçim atmosferi atlattık ve orada tüm bizim partimize kayıtlı üye arkadaşlarımızın bizlere vermiş olduğu güvenle birlikte yönetime geldik. Yönetimde hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir sorun yok. Ancak şurasını değinmeden geçmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ne zamanki iktidara çok yakın, ne zamanki trendini çok yükseltmiş olduğu dönemlerde her türlü saldırılar söz konusu olabilir, olmaktadır da. Bunlar bizi çok ilgilendirmeyecek ama tabii ki ilgilendirecek ama biz işimize, biz görevimize devam ediyoruz. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Tüm halkımızla beraber iktidar yürüyüşüne devam ediyoruz. Teşekkürler bu açıklama için Sayın Başkanım. Bir de Başkanım, son gün gündemde Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Biriminde bir kadro değişimi iddia. Sayın Böcek defaten işten çıkarma olmayacak dedi ama bu konuda sizin çalışma yaptığınız iddiası da var. Görevden alma var mı Sayın Başkanım şu anda gündemde? Hayır. Bakın şimdi Raif Bey, görevden alma, Alanya'da herhangi bir görevden alma söz konusu değil. Şu ana kadar biliyorsunuz hiçbir işçinin görevden alımı söz konusu olmadı. Bizim cadde ve bulvarların Alanya Belediyesi'nin devrinden sonra
197 işçi kardeşimiz boşta çıktı. Bu 197 işçi kardeşimizin nerelere yerleştirilmesi, hangi birimlere, büyükşehirin hangi birimlerine yerleştirilmesiyle ilgili hem Büyükşehir Hizmet Dairesi'nin ve hem de Antalya'nın bir çalışmaları var. Bu çalışmalarına bizler tabii ki refakat etmekteyiz ama kesinlikle hiçbir işçi kardeşimizin işten çıkartılması söz konusu değildir. Hatta ben bir dönem içerisinde Sayın Belediye Başkanımız, Alanya Belediye Başkanımıza bu işçilerin hiç olmazsa yarısını alınmasını teklifinde bulundum ama kendileri bu kadroyla bu işi mevcut kadroyla götürülebileceğini, dolayısıyla yeni bir şişkinlik yaratmayacağını söyledi ve tabii ki buna da saygı duyuyorum. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu olayları takip ediyoruz. Orada dediğimiz gibi 197 işçi kardeşimizin çeşitli birimlerine dağılımı ve yerleştirilmesi söz konusu. Bu yerleştirme ve dağılım içerisinde ise Büyükşehirimiz bu personel içerisindeki liyakat durumunu yüksek okul ve 4 yıllık ve 2 yıllık mezunlarını kendileriyle bir görüşmeler yapmakta bildiğimiz kadarıyla bunların hangi birimlerinde çok daha elverişli, çok daha iyi şartlarda çalışabileceğini, verimli çalışacağını tespit etmekte. Bu çalışmaların hepsi bu bağlamda gitmektedir. Şundan bütün işçi kardeşlerimiz ve büyükşehir çalışanlarımız rahat olsun. Bana ulaşan bilgiye göre hiçbir arkadaşımızın işten çıkartılması söz konusu değildir. Ancak biraz önceki haberlerinizde de gördüğüm gibi bizim siyasi olarak bir kırmızı çizgimiz var. Bu kırmızı çizgimize hiç kimsenin riayet etmemesi veya aksi davranmaması konusunda bu kırmızı çizgimize eğer saldırmazlarsa bu devam edecek. Ama üzülerek gördüm ki Çamlıca mahallemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin posterlerin üzerinde bir takım karalamalar ve oylamalar vardır. Bunlar doğru hareketler değildir. Bunları hem bizim mahalle temsilcilerimizin, mahalle muhtarlarımızın riayet dikkat etmeleri çok çok daha önemlidir. Çünkü Büyükşehir gerçekten hizmetine devam etmektedir. Bu hizmetlerin bir şevk içerisinde yapılması için de bu tür davranışlardan insanların imtina etmesi gerekmektedir. Başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir kere sizlerin de 1 Mayıs yaşasın işçi sınıfı, yaşasın 1 Mayıs diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. 1-3 Mayıs Sayın tarihleri Karada, arasında gündeme dair sorularımızı yanıtladı. Bir kere kendisinin de kutladığımız gibi tekrar daha bu özel günde tüm işçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tekrar kutluyoruz. Efendim İçişleri Bakanlığı'nca 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Alanya'da açık olacak nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri belli oldu. 1-3 Mayıs tarihleri arasında açık olacak lastik tamircileri Mustafa Kaçmar, Demirtaş, Ahmet Acar, Payallar, Şevket Tulusoy, Oba, Kerim Özen, Alanya, Mehmet Emin Küçük Dilas, Alanya, Hilal Akçalıoğlu, Alanya, Metin Arslan, Alanya, İlhan Direkçi, Güllerpınarı, Olgu Lastik Tamir, Fığla. 1-3 Mayıs açık olacak akaryakıt istasyonları ise Yılmaz Alanya Petrol, Shell Sanayi Alanya, Söylemez Petrol Sanayi, Saray Petrol, Gazi Paşa Petrol, Uğrak, Mehmet Öztürk Petrol, Payallar. 1-3 Mayıs elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Fotosuper'ın haberine göre Aytemiz Alanya Spor 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Gomis'i transfer etmek istiyor. Gomis'in son iki sezondur formasını giydiği Suudi Arabistan'ın
Al Hilal Kulübü tarafından gözden çıkardığı ve Türkiye'de kulüp aradığı iddia edildi. Haberde ayrıca Fransız oyuncunun Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ve Alanyaspor ile görüştüğü belirtildi. Alanyaspor'un da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Papi Sisse'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine Gomis ile ilgilendiği ifade edildi. Efendim, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler dileriz.